Nazım. Pardon. Buyurun. Beni soran oldu mu? Adım Nehir. Hayır Nehir Hanım, sizi kimse aramadı. Peki, teşekkürler. Rica ederim. Söylerim. Sana yalan söyledim. Nasıl derim? Nasıl böyle bir salaklık yapabildim ben? Gidemem. Ona hiçbir şey söyleyemem. Bekler, bekler gider.
Pardon. Buyurun. Buradan barajın inşaatına uzak mı? Biraz uzak. Yaklaşık bir saatlik bir yol var. Nasıl giderim oraya? Oraya özel araçla da taksiyle gidebilirsiniz. Tamam, bana bir taksi çağırır mısınız? Tabii, ayakta kalmayın. Gelince haber veririm size. Teşekkürler. Nehir Hanım. Efendim? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben Nazım. Nazım mı gönderdi sizi? E kendisi niye gelmedi? Evet, Nazım gönderdi beni. Kendi niye gelmedi? Barajda çok yoğun çalışıyor, o yüzden gelemedi o. Ama numaramı vermiştim ben onu, beni niye aramadı ki? Telefonu çekmeyen bir yerde. Ben durumu izah etmeye geldim zaten. Beni gönderdi. Birkaç gün kasabaya inemeyecekmiş. Ama müsait olduğunda sizi arayacak ama. Ama ben onu görmek için buraya geldim. Yani madem o gelemiyor, beni siz götürür müsünüz? Dediğim gibi, usta çok yoğun olduğu için gitseniz de göremezsiniz. Hem Nazım ustanın haberi olmadan ben sizi gerçekten götüremem. Tamam, bana numarasını verin. Ben konuşayım. Dedim ya, arasanız da ulaşamazsınız. İyi günler. Hanımefendi, taksiniz geldi. Tamam, teşekkürler. Ben yine de baraja gideceğim. 5 dakikada olsa bana zaman ayırır. Siz de telefonla konuşursanız haber verir misiniz? Teşekkürler. Nehir Hanım. Tamam. Taksiye gerek yok. Sen devam et birader. Anlamadım. Ben baraja gidiyorum zaten. Götüreyim isterseniz, buyurun. Teşekkür ederim.